Devletten almışlardır. Bombalar işe yarıyor. Halkaları tamam. İlerleyin. Bu alçakların hesabı ne zaman bitecek hünkârım? Biz imanımızdan vazgeçince paşa, onlar gibi olunca yani hiçbir zaman bitmeyecek. Hünkârım, baskını ne suretle bitireceğiz? İşin arkasındakileri teslim alarak. Telgrafın başına geç. Yaz paşa, Londra Osmanlı sefaretine. Ermeni çetecilerin kanlı bir baskın girişimi vuku bulmuştur. Londra sefareti telaşa düşmemelidir. Ermeni Patrik İzmirliyan vazifesinden azledilmiştir. Onun yerine atanacak olan Patrik bu isyan hareketini bitirecektir. Hünkâr, bu hamleyle mi isyanı sonlandırıp İngilizleri teslim alacağız? Yaz paşa, yaz ve bekle. Asker, koru beni! Çekiliyorlar. Çekilmiyorlar. Saldırmak için toplanıyorlar. Bankaya giriyorlar. İçin bana sebep vermeyin. Çakır! Geç, geç! Geç! Mesela bu. İstediğimden yavaş hareket ediyordu. Bu banka Ermenilerin hürriyeti için işgal edilmiştir. Bu işgal Büyük Ermenistan Devleti'nin ilk büyük cephesidir. Aksi davranan olursa acınmayacaktır. Ama böyle devam ederse burası mezbahaya döner. Anladınız mı beni? Yaralıyla uğraşmayalım, değil mi? Oo, bu ne tedbir böyle? Sanırım işgal gayesine ulaşıyor. İçeri girmeye kalkmasınlar. Merak etme, onları dışarıda tutacak güzel bir sürprizim var onlara. Buraya gel. Gel buraya. Kuşatmayı sürdürürseniz rehineleri teker teker öldürürüm. Lan hadi şerefsiz köpek! Dur, dur, dur kardeş, dur! Ne yapacakları belli olmaz. Şu anda fevri davranmak sadece canımızı yakar. Dur! Hemen geri basın. Kuşatmayı kaldırın. Yoksa buradan ceset toplatırım hepinize. Seninle de ne çok karşılaştık be serçe. Dikkat et. Benle çok karşılaşanların eceli yakın demektir. Ecelin hükmü yalnızca Allah'ın elindedir. Sen kendi canını düşün. Göreceğiz. Selamünaleyküm asker. Selamünaleyküm. Yiğitlerim, bankanın etrafını kuşatacağız. İçeriden çıkan karınca dahi olsa görülecek, bilinecek. Allah'ın inayeti
Ferman Ferma Efendimizin feraseti ve sizlerin azmiyle bu beladan kurtulacağız. Gayret bizden, takdir Allah'tandır. Allah yardımcınız olsun. Amin. İçeride vaziyet nedir asker? Paşam, çeteciler bankayı işgale muvaffak oldu. İçeride de çokça rehine var. Rakamı tam olarak tetkik edemedik. Sokaklarda vaziyet ne? Nümayiş devam ediyor paşam. Ben sebep oldum. Neye sebep oldun kardeş? Sokakların karışmasına. İlk kurşunu ben attım. Dayanamadım. Çeteciler bacılarımızın namuslarını el uzattılar. Zeynep bacımın İzzet'i bildiği örtüsünü başından çektiler. Kanıma dokundu, çektim vurdum. Adilliklerini Murat Bey'e vardırdılar ha? Kadınların İzzet'ine ilişmek de neymiş lan? Sen cümle İslam kadınlarının namusunu korudun. Bu devlet için payitaht ne kadar kıymetliyse kadınlarımızın örtüleri de onlara o kadar kıymetlidir Osman. Sen icap edeni hakkıyla yapmışsın. Eyvallah. Bu milletten ne düşmanlık gördüler ki benim bacımın namusuna, izzetine, örtüsüne el uzatırlar ha? Sen merak etme Yusuf. Er geç bu çetecilerden her şeyin hesabını soracağız evelallah. Osman Paşa hepimizi aldattı. Kalıbına ve şanına hiç yakışmadı. Bu ihanetin ziyanı içimizden birini perişan edebilir. Lakin tertibimizi aynen devam edeceğiz. Çok emek verdik. Zafer bizim hakkımız. Ben oyunumu Mehmet Paşa üzerinden oynadığımda Abdülhamit tertibimden şüphelense de yakalayamayacaktır. Atlatırım. İngilizler bu nümayişin arkasında durmalı. Başka türlü muvaffak olamayız. Hiç merak etmeyin. İngilizler sonuna kadar bizimle olmak zorunda. Onlar menfaatleri bittiği anda çark ederler. Bay Zaharov, o kasada Hindistan'ın yani İngiltere'nin istikbali var. Osmanlı Bankası'nın müdürü bir İngiliz. Lakin kasa müdürü Türk. Ve o kasada tren yolu ihalesi için yardım gönderen Hintli Müslümanların listesi mevcut. Bu listeye ulaşıldığında hepsi öldürülecek. Halifeye bağlı tüm Hintliler ölecek. Hint direnişi kırılacak. Tipik İngiliz tertibi. Ben banka kasa müdürü olarak Sarrafoğlu Hasan'ı atamasaydım... İngilizlerin feriştahı gelse o listeye ulaşamazdı. Haklısınız, çok yardım oldu. Mahmut Paşa'yı silah ticaretinde ortak alsam... tüm cihanı savaşa sokar. Lakin korkuyorum. Onun çıkardığı savaşta dünyada kimse kalmaz. Son ticaretimiz olur. Bay Herzl, ben sizinle ortaklık yapıp banka açmayı tercih ederim. Neticede dünyada her şey iktisadi. Evet. Nereye paşam? Saraya. Abdülhamit ne düşünüyor, ne tertipliyor öğrenmeye. Abdülhamit'in ne düşündüğünü öğreneceğiz. Merak etme. Ermeniler yonca tarlasına girmiş yenik gibi. Etrafı dağıtıyorlarmış. Ağababaları gelsin, ağababaları. Öyle dersin de... Ağası İngiliz, babası Rus'tur bunların. Agop Efendi, ne dersin? Ne diyeceğim? Sel götürsün hepsini. Huzurumuzu bozarlar. Ama belliğini bir iş yapacakları. Patrikhanenin araç kesmesi boşa değildi. Daha önce geldik, ikaz ettik. Dinlemediniz. Şimdi malınızı vermezseniz canınızı almaya geldik. Ölürüm de işte vermem. Biz de öldürürüz. Artık burası Ermenilerindir. Arkanıza bakmadan kaçın ki canınız sağ olsun. Destursuz gelenlere nizam öğretmeye geldik. Ne
görüşürüz. Beni İngiliz elçisi Richard. Ne oluyor burada? Memlekette ne oluyorsa burada da o oluyor. Sizin bu yaptığınız vahşet. Ellerinde silah olanlar biz değiliz. Tutuklamayacak mısınız bunları? Yaralı Ermenilerin hastaneye gitmeye ihtiyacı var. Karakola değil. Ya bunları? Canını koruyanları mı tutuklayalım? Gel evladım. Gel anlat. Hünkârım, İram'ın izini sürdüm. Tabuta yüklenen silahları gördüm. Vaktin daraldığını anlayıp ben de bir tabutun içine girdim. Size haber gönderdim. Lakin vakit kâfi değildir. Baskın mevkiinde neler oldu? Rumlar değil, lakin Ermeniler hazırlıklıydı. Silahları aldılar. Çatışma başladı. Her şey önceden tertip edilmiş. Bankaya girmelerine mani olamadık. Geç kaldık. Çok geç kaldık. Hünkârım, Aslen'le bizim Yusuf'un kardeş Zeynep'i de rehin aldılar. Osman Paşa da askerleriyle geldi. Lakin Ermeni okulundan bomba çıkarmışlar. Bombalar öyle tesirliydi ki yaklaşamadılar bile. Bu kaçırma mevzunun sebebi anlaşıldı. Biz çocuklara merhamet ederken onlar bomba taşıtmışlar. Evladım, bu Osmanlı Bankası'nın birkaç ehemmiyeti vardır. Sermayesi İngiliz ve Fransızdır. Bu sebeple kendilerinde Osmanlı'ya müdahale hakkı bulacaklar. Daha da mühimi, o bankanın kasasında bize demiryolu mevzunda yardım eden Hintli Müslümanların isimleri vardır. Eğer İngilizler o Hintlilerin isimlerini ele geçirirse, Hint direnişini kırmak için hepsini öldüreceklerdir. Biz yerin üzerinde mücadele ederken siz altında mücadele edeceksiniz. Yaklaş. Şu evden bankaya bir tünel kazacaksınız. O tünel bankanın kasa dairesine açılacak. Kasayı açmaları uzun sürecektir. Siz onlardan evvel davranıp içeri girmelisiniz. Eğer biz harekatı tamamlayamasak dahi siz o isimleri imha edeceksiniz. Yanına Söğütlü ile beraber asker ve mühendis al. Dikkat çekmeyin. Emredersiniz hünkârım. Bu hainler her şeyi göze almıştır. Kendinize mukayyet olun. Hünkârım, can derdi değil, vatan derdidir bizdeki. Allah'a emanet. Her şey ben nasıl istiyorsam öyle olacak. Her şey. Nasıl bir haber sizi bu kadar memnun edebilir acaba? Ben harbe girdiğim vakit beni mesut edecek yegane şey düşmanımın hamlesini önceden bilmektir. Yani bu Abdülhamit'in bir hamle haberi mi? Abdülhamit her kime telgraf çekiyorsa bundan sonra evvela Basil Zaharov'un eline geçecek. Ne yani? Abdülhamit'in telgraf hattına mı sızdınız? Bir kuşatma yapacaksan kıyıdan köşeden olmaz değil mi paşa? Hamle dediğin kalbe olmalı. İşte Abdülhamit bütün sırlarıyla artık elimde. Şu hale bak. Abdülhamit'in dahiyane çapı bundan mı ibaret? Patriği değiştirecek ve payitahtı saran
işgale son verecek. Bu adamı gözünüzde büyütmüşsünüz. Hay Zaharov. Bence siz gene de Abdülhamit'i küçük görmeyiniz. Patriği değiştirerek neyi murat ediyor? Erzul, hemen bir haber yapmanı istiyorum. Patriği esir eden Kızıl Sultan Ermenileri dehşete düşürdü. Ermeniler dehşete düşüyor. Eğer durum buysa, benim de daha fazla beklememin anlamı yok. Ben de saraya gidip neler olup bittiğine bir göz atayım. Görüşmek üzere Bay Zaharov. Buyurun, bir mesele mi vardı Senia Sultan? Var Bidar Kadın, var. Dinliyorum, neymiş meseleniz? Hatice ile Kemalettin'in münasebetini bilirsiniz. Elbette. O halde nasıl olur da hünkârımıza Naime ile Kemalettin'in izdivacını murad ettiğinizi söylersiniz? Size ne bu meseleden? Siz niye alakadar olursunuz ki bununla? Hatice benim haremime mensuptur. Ve mesuliyeti bana aittir. Naime de benim kızımdır ve her ikisinin de münasip bir izdivaç yapmaları benim görevimdir. Siz bunlarla kafanızı yormayın Senia Sultan. Bidar Kadın, Hatice benim yeğenimdir. Pek tabii bu meseleyle alakadar olacağım. Hatice yeğeninizse Naime neyiniz oluyor acaba? Ayrıca türlü oyunlar tertipleyip beni müşkül duruma düşürme çabanızın da farkındayım. Neden bahsediyorsunuz siz? Çok büyük bir tertibiniz olduğundan bahsediyorum. Hatta öyle büyük bir tertip ki zevciniz de buna dahildir. Bana bakın Bidar Kadın. Laflarınızı tartın, ondan sonra dile getirin. Benim tertipten haberim falan yok. Öyleyse ben size anlatayım da bilin. Buyurun dinliyorum. Osman Paşa'ya iftira atıp bana duyurdunuz ki ben bu izdivaca müsaade etmeyin. Evvela etmedim de ama sonra Osman Paşa'nın kim olduğunu ve asla devletine ihanet etmeyeceğini hatırladım. Hatta etmiş olsa bile bu kararı hünkârımızın vereceğini düşündüm. Bırakın artık bu oyunları Senia Sultan. Ne oyunu Bidar Kadın? Hı? Ne oyunu? Bu ben her şeyi biliyorum havalarından vazgeçin artık siz de. Vazgeçin de insanlarda birazcık huzur olsun. Yetmedi mi? Bu haldeyken bile kendi derdinizin kavgasını veriyorsunuz. Payitaht yanıyor. Sokaklarda insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Siz hala bu kibir harbinin peşindesiniz. Fatma Pesent Hanım, siz bize akıl veremezsiniz. Ben size akıl vermiyorum. Olması gerekeniz... İyi misiniz? Osmanlı Bankası basılmış. Ermeni çeteciler masumları rehin almış. Siz... Bilmiyorduk. Bizim haberimiz yoktu. Buyurun oturun. Gerçekten bilmiyorduk. Kızlar! Hekim çağırın çabuk! Dayanın. Dayanın. Evet. Kravat mühim tabii. Safirimiz hediye etmişti. Farkında mısınız bilmiyorum ama Ermeni arkadaşlarla birlikte az önce bankanızı bastık. Eğer tetiğin sahibiyseniz kurşundan korkmanıza gerek yoktur. Şu eski kasa müdürünüz, ruhu şad olsun, yerine yenisi atanmış. Evet, doğru. Nerede? Kasa müdürünü çağırın hemen. Vaziyet nasıl? Herhangi bir aksilik yok değil mi?
Vallahi koskoca Osmanlı Bankası'nı bastık. Bir sürü rehin aldık. Bir kısmı telef oldu. Size nasıl bir aksilik lazım? Sadrazam Paşa tarafından yeni atanan kasa müdürü Hasan Bey'di değil mi? Yanlışınız var beyefendi. Benim adım Hasan değil, Abdullah. Garip. Yanlış hatırlıyorum herhalde. Her neyse. Şu kasanın şifresini verin de isim çok da önemli değil. Benim böyle bir şey yapmam mümkün değil. Ben devletimiz tarafından bu kasayı korumakla mükellef kılındım. İsterseniz bir daha düşün. Düşünmeye gerek yok. Gerekirse ölürüm. Lakin bana verilen şifreyi kimseye vermem. Sizi takdir ediyorum. Lakin ben de gereğini yapmak durumundayım. Hastur! Sultan Abdülhamit Han Hazretleri! El muzaffer daima! Bu kum saatlerinden her biri mühim bir hadiseyi işaret eder. Bunlar çevrildikçe vuku bulan hadise, vakti ya bizim ikbalimizin kurtuluşu için geçirecek, yahut ikbalimizin karanlığı için. Ermeni tevamız, yıllardır onlar için hazırlanan oyuna geldi. Devletimize hesap veremeyecekleri bir hamle yaptılar. Hünkârım, bunlar yalnız başlarına bu işe kalkışmış olamazlar. Elbette yalnız başlarına değiller. İngilizler, Fransızlar, Ruslar, İtalyanlar hepsi arkalarında. Gayeleri nedir hünkârım? Devletimizi idare zaafı içinde gösterip müdahale etmek. Hatta işgal etmek. Ahmet Tevfik Paşa, hadisenin Avrupa'daki tesirlerinden harice nezaretine gelen bir havadis var mıdır? Hünkârım, İngilizler ve Fransızlar meseleyle yakinen alakadarlar. Elbette alakalı olacaklar. Herkes sıktığı kurşunun hedefe varıp varmadığını merak eder. İlerleyen vakitlerde Avrupalı devletlerin hamleleri belli olacaktır hünkârım. Hamlelerini yaptılar işte. Ne isterlerse geri çevirin. Mehmet Memduh Paşa, dahiliye nezaretinde kayıplarla alakalı çalışma yapıldı mı? Hünkârım, askerlerimizden 120 kadarı şehit oldu. Müslüman ahaliyle birlikte 257 şehidimiz var. Çokça da yaralı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. 30 kadar Ermeni komitacı bankaya baskın verdiler. Sayıları çok daha fazla olmasına rağmen gazete haberlerinin tesiriyle birçoğu katılmamış. Hünkârımızın neşrettirdiği havadis işe yaradı. Ermenilerin evlerden Müslüman ahaliye ateş açması ve esnafın buna karşılık vermesi neticesinde 400 Ermeni öldürülmüş. Ermenilerin öldürülmesi başımıza iş açacaktır. Ne yapsalardı paşa? Bombalarla, kurşunlarla saldırmışlar. Ahali ne yapsaydı? Hünkârım, Akdeniz'de İngiliz gemileri, Karadeniz'de Rus gemileri payitahta doğru manevra yapmaktalar. Kurtlarla dans başlamıştır paşalar. Kurtların dansını bilir misiniz?
karda, zorda aç kalan kurt sürüleri bir dansa başlarlar, paşalar. Bir ölüm halkası oluşturup birbirlerinin etrafında dönerler. Saatlerce dönerler. Gece boyunca dönerler. İçlerinden biri yorulup düşer. İlk düşen kurt diğer kurtların avı olur. Bizim rengimiz bozdur. Bu oyunda düşen biz olmayacağız. Ayakta kalacağız. Buraya gelen gemiler bizim düşmemizi, halsiz kalmamızı isterler. Lakin şunu unuturlar. Bir bozkurt ele geçeceğini anlayınca kendi ödünü deşer. Ölür de teslim olmaz. Hünkârımıza haber verdiniz mi? Siz meraklanmayın sultanım. Ben haber vereceğim. Derhal Esma Kalfa, derhal. Rica ederim sizler de çıkınız. Tabii ki Fatma Pesent Hanım, siz yeter ki iyi olun. Lütfen Bidar Sultan. Sizler başından ayrılmayın. Hünkârım, komitacılar hangi sebepten bankaya saldırdılar? Sesleri daha yüksek çıksın diye paşa. Bankanın sermayesi İngiliz ve Fransızdır. Akıllarınca onlara müdahale yolu açacaklar. Bir de bankanın kasasında hem bizi hem İngilizleri ilgilendiren kıymetli malumatlar var. Ah hünkârım, ah! Ah hünkârım. Yani sizin dehanıza hayran olmamak elde değil. Bankanın idaresini İngilizlerin yapmasını kabul edip sırların ve paraların olduğu kasa dairesini bir Türk'e emanet etmeniz ne ince bir siyasettir. Ne ince bir siyasettir. Sayenizde hünkârım, artık sırlarımızın hiçbiri tehlikede değil. Bir hakkın öyle paşa. Sizin kasa müdürü olarak tayinini istediğiniz Sarrafoğlu Hasan Efendi'yi münasip bulmadı. Öyle mi? Bizim kendisine bir miktar borcumuz vardı. Eğer onu tayin etseydik yanlış iş yapmış olurduk. Durumu hünkârımıza anlattım. Sağ olsunlar şahsi hazinelerinde borcumuzu kapattılar. Biz de böylece hem borçtan kurtulduk hem de günaha girmekten. Öyle, öyle. Hünkârımızın atadığı Abdullah Efendi canını verir, sırrını vermez. Öyle mi? Allah sizden razı olsun hünkârım. Allah razı olsun. Vazifenizi yaparken liyakat ölçüsü aradığınız için Allah sizden de razı olsun. Paşalar, devletimizin içinde bulunduğu vaziyet hassastır. Herkes vazifesinin başına geçsin. Hünkârım, sefirler hadiselerle ilgili görüşme talep ederler. Gelsinler. Tahsin Paşa'm, Patrik Efendi'ye söyleyin. Bir süre daha misafirimizi bulacaklar. Emredersiniz hünkârım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yol açın, yola! Ne oldu? Bir şey yok, küçük bir problem var. Halledip geliyorum. Hey Karekin! Çocuğun vaziyeti kötü görünüyor. Sen işine bak. Hekimlik yapma. Senin işin aksi hareket edenin canını almak. Sakin ol. Lütfen hiçbir şey olmayacak. Çıkacağız buradan. Söz veriyorum. Kardeşlerim, bu vazife çok mühimdir. İşgal sona erse dahi Hintli Müslüman kardeşlerimizin isimlerini muhafaza edene kadar durmayacağız. Eyvallah Ömer Efendi. İlk vazifemiz evrağı kasadan almaktır. Daha sonra bankayı da o çetecilerden temizleyeceğiz. Kardeşlik, bu tüneli açabilecek miyiz? Sen meraklanma Yusuf. Allah bizimledir. Eyvallah. Kasanın şifresini söylemediğin her vakit benim hiddetim artacak.
Ben öfkesinden beslenen bir adamım. Şimdi bizi yorma da şu şifreyi söyle. Size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Vardır, vardır. Şifreyi söylersen seni sağ salim çıkarırım buradan. Bize bu vazife canımız pahasına verildi. Canımızı alırsın, sırrımızı alamazsın. Bak Abdullah, kıymetin kasanın şifresi kadar. Biraz kıymet bil, tamam mı? Yere kaybolma, geleceğim. Siz çıkın. Sultanım. Saatiniz nasıl? İyiyim hünkârım. Durun, kalkmayın hasta hasta. Bir şeyim yok. Bu hengamede sizi başka türlü buraya getiremezdim. Mazur görün. Sultanım. Mesele nedir? Hünkârım. Devletimizin müşkül durumda olduğunu işittim. Siz müteessir olmayınız. Biiznillah devletimiz bu beladan da kurtulacaktır. İnşallah hünkârım. Lakin hareminizde herkes bu vaziyetten bir haber. Kendi müşkülleriyle alakadar olmaktalar. Bu bela hareminizin de dirliğini sağlayacak hayra vesile olsun isterim. Hareminizin söyleyeceğiniz kelamlara ihtiyacı vardır. Mazur görün hünkârım. Bu durumda sizi rahatsız etmek istemezdim. Güzel bir emel için hoş sözler söylersiniz sultanım. Esma Kadın. Emredin hünkârım. Harem ahalisine söyleyin. Tez vakitte toplansınlar. Emredersiniz hünkârım. Bu sabah Ermeni çeteler Osmanlı Bankası'na bir baskın tertip etti. Pek çok insan öldü. Hala bankanın içinde de rehineleri tutmaktalar. Nasıl olur böyle bir şey? Yani hakikaten şaşkınım. Kendi tertip ettiğiniz bir işe şaşırmanıza asıl ben şaşarım. Arzu ederseniz tekrar vazifemin başına döneyim. Ermenileri sükunete davet edeyim. Tabii. Kürsünüzden sükunet çağrıları yapın. Kürsüden inince kiliseden silah dağıtın. Devletimiz her şeyi öğrendi Patrik Efendi. Cemaatinizi nasıl silahlandırdığınızı ve Ermeni çetecileri nasıl ikna ettiğinizi her şeyi biliyoruz. Katiyen reddediyorum. Reddetseniz de etmeseniz de sizin için değişen bir durum yok. Bir süre sürgün cezanızı tatbik etmeyeceğiz. Bir süre daha buradasınız. Benim burada olmam Ermeni halkını daha da kızdıracaktır. Belli. Gazetelerde hayatınızdan endişe edildiğine dair yazılar çıkmakta. Seveniniz çok ama bugün sizi sevenler yarın sizi de öldürebilir. Çünkü sizin menfaati icabıdır sevginiz. Tahsin Paşa'm, hürmetler. Müsaade buyurursanız bu Patrik Efendi ile bir de ben konuşayım. Patrik Efendi. Nasılsınız? Abdülhamit'in kafesinde nasıl olunur söyleyeyim. Hem artık Patrik de değilim. Canım, siz de hemen ümitsizliğe duçar olmayınız. Payitahtta idare değişince sizi tekrar Patrik yapacak mührü ben vuracağım. Bekliyorum Mahmut Paşa, bekliyorum. Elbette.
Siz sadece o güne kadar Abdülhamit'in isteklerine boyun eğmeyiniz. Sizi buradan kurtaracağım. Siz biraz daha dayanınız. Biraz daha. Hünkârım. Öğle baskısı gazete. Hadiseler ne kadar süratliyse havadisler o kadar hızlı oluyor paşa. Hünkârım. Ermeni cemaati Patrik Efendi'nin hayatından endişe etmekteymiş. Bizim de sokaklardan aldığımız haberlere göre Ermeni Patriğin hayatından emin oluncaya kadar karışıklıklar durulmayacak gibi görünüyor. Kemalettin Paşa'yı çağırın. Kemalettin Paşa, huzura çağrılıyorsunuz. Sarayın telgraf hattına sabotaj var. Hünkârım, havadisler Patrik Efendi ile alakalıydı. Akıllarıca bizim hamlemizi boşa çıkarmak için Patrik İzmirliyan'ı serbest bıraktıracaklar. Tahmin ettiğim gibi. Hattı yoklayın evladım. Emir ferman efendimizindir. Sorardınız ya Tahsin Paşa. Patrik hamlesiyle mi İngilizleri teslim alacaksınız diye. Gel benimle. Bu tertibi yapanlar haberleşme ağımıza da girmişlerdir diye düşünüp Londra'ya boş bir telgraf gönderdik. Gazete havadisiyle de telgraf hattına sabotaj düzenlendi, kesinleşmiş oldu. Eğer hamlemizi şimdi değil de o vakit yapsaydık hamlemiz boşa giderdi. Her hafiyemizle ayrı bir şifreli haberleşme şeklimiz var. Yaz paşa. 8 89 145 12 65 201 21 74 132. İtimat ettiğiniz bir hattan bu şifreleri Londra'ya gönderin. Göndereceğiniz yer. Hayret edersin paşa. Biz oyunumuzu perde arkasında oynarız. Bu şifreler ne manaya geliyor hünkâr? Bizim sırlarımız bir kasanın içindedir paşa. Lakin kasanın anahtarı da kasanın içindedir. Sen kasanın içindeki anahtara o kasayı açabilirsin diyeceksin. Emriniz üzere hünkâr. Biz de sırların en çetinini çözelim. Hareme gidiyorum. Servisim, sizi serbest bırakacağız. Ne zamandan beri tutukluyum ki? Ermeni cemaatinin Osmanlı Devleti'nden bir takım talepleri var. Siz de bu talepleri muhatabına ileteceksiniz. Buyurun, siz söyleyin, katip yazsın. Bir. Dört büyük devlet tarafından atanacak bir yüksek komiser Ermenilerin idarecisi olacak. Bu komiser Mahmut Paşa olabilir. Şimdi bunu söylemeyelim ama. İki, Ermenilere istedikleri ya da yaşadıkları topraklarda muhtariyet verilecek ve devletten vergi alınmayacak. Şu yaşadığınız yerlerde Müslümanlar için de bir takım taleplerde bulunun. Sürülsünler mesela. Merak etmeyin. Bu talep kabul edilirse hepsini süreceğiz zaten. Başka? Üç. Ermeniler kendi jandarma ve zaptiye teşkilatlarını kurabilecekler. Bravo. Bu gayet önemli bir hamle Bay Karakin. Dört. Ermeniler patriklerini sultana tasdik ettirmeden seçecekler
Patrikhanenin merkezi payitaht olacak. Bir de kendi dilinizde tahsil etmek için mektepler açılsın. Tahsil meselesi muhim. O zaten var. İbadet hürriyeti? O da var. Bunların hepsi var aslında. Biz yokmuş gibi davranıyoruz. Ben bu arzularınızı sefirlerle görüşeceğim. Peki sonra ne olacak? Ne mi olacak Sir Vincent? Abdülhamit bu taleplerin hepsini kabul edecek. Lakin isyan sona ermeyecek. Ta ki İngiliz, Rus, Fransız gemileri payitahtı işgal edene kadar. Yalnız bu meselenin ciddiyeti iyi anlatılmalı. Elbette. Birkaç tane rehini öldürmek ciddiyetimizi göstermeye kâfi gelecektir. Yavaş yavaş öldürün ki yeterince vakit kazanalım. Tadını çıkara çıkara.